Herkese merhaba yeni bir video ile daha karşınızdayız Trabzonspor'un gündemini sizler için değerlendirmeye çalışacağız Trabzonspor yarın Samsunspor ile deplasmanda karşılaşacak bu karşılaşma öncesi takımdaki genel durumun Muhtemel 11'i ortamı konuşacağız transfer gündemini e, konuşacağız ekonomik anlamda atılan adımları konuşacağız hemen vakit geçirmeden başlayalım Öncelikle e, Trabzonspor için Samsunspor maçı şu açıdan önemli üçüncülük konumunu kalan haftalarda sağlamlaştırmak hatta belki de garantilemek noktasında atılabilecek çok önemli bir adım Samsun Spor müsabakası. E, bu karşılaşma öncesi sakatlığı bulunan Hüseyin Türkmen dışında da eksik oyuncu bulunmuyor. Neredeyse tam kadro olarak sahaya çıkacak e, Trabzonspor. O yüzden e, Teknik Direktör Abdullah Avcı biraz zor kararlar bekliyor açıkçası. Özellikle son haftalarda e, Fontas'ı sol kanatta değerlendiriyordu. Artık Trezege tamamen geri dönmüş durumda. Umut Güneş'in performansı çok iyiydi son maçta. Orta sahada onu mu değerlendirecek? Ee, Nikola Pepe'yi oynatıyor. Abdullah Hoca on numara pozisyonda ama Bardi de orada biraz daha üretken olabiliyor. Bakalım nasıl bir muhtemel 11 sahaya çıkaracak. Şöyle bir 11 sayalım biz kendimiz. Kalede Uğurcan Çakır savunmanın sağından Mönye Stoper'de Batista Mendy dans ve dikilisini göreceğiz. Sol bekte Arif boşluk yerine Eren Elmalı geri dönüyor. Orta sahada Berat'la Umut Güneş arasında defansif orta saha bölgesinde gidip geliyorum açıkçası ama bence Umut Güneş'i tercih edecek bu maçta Abdullah Hoca. Onun önünde Bardi'yi göreceğiz yine. Sağ tarafta Edin Vişça, ofansif orta sahada Nikola Pepe. Solda Trezege'yi bekliyorum. Ben bu kez Fontas'ı çok yüksek ihtimalle kulübeye çekecek ve Trezege'yi orada göreceğiz. İleride de Paul onu açıyor. Bekliyoruz. Artık onu açı 11'de net bir şekilde oynayabilecek durumda. Fiziksel anlamdaki eksikliklerini de büyük oranda giderdi ve bu maçta da onu 11'de göreceğiz. Son maçta yaptığı katkılar zaten inanılmaz iyiydi. Aynı devamlılığı, sürekliliği Samsunspor maçında da yapması bekleniyor. Trabzonspor Samsunspor maçında rahat olan taraf çünkü hem konum itibariyle rahat hem dediğim gibi sakatlık durumu yok ama Samsun Spor açısından çok daha önemli bir karşılaşma. Kaybetmeleri durumunda ateş hattının tam göbeğinde yer alacaklar ve kalan süreçte bunun mücadelesini verecekler. Böyle bir ortamda özellikle Samsun Spor Teknik Direktörü'nün açıklamaları gerçekten bence ortamı daha da fazla gerer gelecek nitelikteydi. Özellikle röportajları da dinledik. Samsun Spor taraftarlarının açıklamalarını da gördük. Bence şu an itibariyle böyle bir gerginliğe her iki taraf açısından da gerek yok. Zaten son Fenerbahçe maçında yaşanan olaylar bu tür maç öncesi ortamı germeye çalışanların da körüklediği bir durumdan ortaya gelmişti. Şimdi aynı durumu tekrar yaşamak tabii ki kimse istemez. Özellikle de söylüyorum Samsun Spor ateş hattında mücadele ederken bu ortamın gerilmesi onlara bence daha da fazla zarar verebilir. Trabzonspor cebesinde özellikle Abdullah Hoca'nın oyunu orta alanda sertlikle kazanmaya çalışıp rakibi ön alan baskısıyla durdurmaya çalışacağını. Burada pozisyon üretkenliği noktasında Paolo açıyor. Topla buluşturduğunda üretkenlik, bitiricilik gibi özelliklerinin ne kadar iyi olduğunu son maçta da gördük. O yüzden biraz daha fazla orta denemesinin ön plana çıkacağı bir maç bekliyorum. Şu anda Trabzonspor, Borna Barisic ve John Musram gibi tecrübeli isimleri kadrosuna kattı. Yani bu oyuncular tabi resmi imzayı atmadı ama artık bu transferle ilgili herhangi bir sorun gözükmüyor. Diğer oyuncu da Deniz Dragüştü. Dördüncü ismin Muhammed Çam olması için çok yoğun bir şekilde bastırıyor Trabzonspor. Clermont forması giyen Avusturyalı Muhammed Çam için e, oyuncunun kendisiyle çok aşılamayacak sorunlar gözükmüyor. Onu söyleyeyim öncelikle. Yani menajerler üzerinden yapılan görüşmelerde e, burada oyuncuyu ikna noktasında çok ciddi bir mesafe katildi. Aslında ikna demeyeyim zaten oyuncu da bu konuda oldukça istekli. Ama kulübü aynı Batista Mendy'nin sürecinde yaşananlar gibi yüksek bir rakamdan, yüksek bir perdeden açtı. Ee, bu perdenin de limiti şu an itibariyle onların beklentisi 8 milyon avro seviyelerinde. Bunu Batistan mühendis sürecinde çok iyi bir şekilde hatırlayacaksınızdır. Onlar da bu tür rakamlardan açmıştı ve bu kez e, oyuncunun da gelmeyi istekli oluşu bu rakamı belki ilerleyen süreçte Trabzonspor lehine e, oldukça olumluya çevirebilir gibi gözüküyor. Hem ofansif orta saha bölgesinde oynuyor hem sol kanatta hem 8 numarada gerçekten çok yönlü bir oyuncu Muhammed Can ve bu üretkenliğini Trabzonspor kullanmak istiyor. Scout transferi yani scout ekibinin belirlediği bir isim Batista Mendi'de olduğu gibi teknik ekip yönetim kurulu herkes bu transferin gerçekleşmesi gerçekleştirilmesi noktasında hem fikir olmuş durumda ve şu an itibariyle çok yoğun bir şekilde temasları sürdüğünü belirtmekte fayda var. Lazio Benes transferine gelecek olursak bu transfer süreci şu an itibariyle olumsuza döndü. Oyuncu kulübünden ayrılmayı çok fazla istemiyor. Yani daha doğrusu Almanya'da kalmak istiyor ve e, Hamburg kulübü de oyuncuyla yeniden devam etme düşüncesinde. Bu yönde de açıklamalar yapılıyor. Trabzonspor o yüzden o bölgede alternatif bir isme yöneldi şu an itibariyle. Yani Lazio Benez'i biraz kenara çekti Trabzonspor. Şimdi belirlenen alternatif isimlerle temaslara başlanıyor. Ee, tekrar şunu söyleyeceğim. Bakın şu an Trabzonspor transferleri erkenden bitiriyor diye böyle bir e, transfer çılgınlığına girdik açıkçası. Ama daha 2,5-3 ay hatta 3,5 aylık bir süreç var transferde. O yüzden ilerleyen süreçte e, bu zamana da yayılması gereken isimler olacak. Yani... Nerede kaldığı gibi düşünceler, bazen yorumlar geliyor. Bakın da diğer takımlar transferleri konuşmaya dahi başlamadı. O yüzden e, bu süreci biraz daha sağlıklı şekilde de yürütmek gerekiyor açıkçası. Forvet bölgesinde de Paul Onajun'un e, transferi için Southampton kulübüyle görüşmeler başladı ama. Southampton kulübü oyuncuyu bon servisiyle satmak istiyor şu an itibariyle. Trabzonspor'da bu bon servisi verebilecek durumda değil. Yani çok ciddi bir beklentileri var çünkü 15 milyon avro seviyelerinde bir rakamdan bahsediliyor. Bu rakam tabii ki oldukça yüksek bir rakam. O yüzden e, forvet transferi Dragushi gerçekleştiği için söylüyorum. Biraz daha böyle yavaş ilerleyecek gibi gözüküyor. Onu söyleyeyim. Yani biraz daha zamana yayılacak. Ama tabii ki bu süre içerisinde bir tane fırsat transfer affedersiniz bir tane fırsat transferi ihtimali ortaya çıkarsa bunun da gerçekleştirilmesi noktasında önemli adımlar atmaya çalışır Trabzonspor. Yine Vegors'un, Yanaço'nun, Petković'in bu tarz isimlerin Trabzonspor'la telaffuz edildiğini de belirtmekte fayda var. Ben sadece stoper bölgesindeki isimler konusunda yüzde yüz emin olamıyorum. Yani İtalya'da var, e, bol işte e, İngiltere'de var, Fransa'da var, Portekiz'de var ama buradaki isimler konusunda çok net e, şu isim olacak konusunda açıkçası yüzde yüz bilgiler alamadım henüz itibariyle. Belki de Oradaki süreç şöyle işleyecek gibi gözüküyor. Mevcut stoper oyuncuları Stefano Densville, Joaquin Fernandez Bania, işte Hüseyin Türkmen var. Benkovic'i saymıyorum çünkü o ayrılacak. Bu tarz isimlerin e, ayrılış sürecine bağlı olarak stoper transferi biraz zamana yayılabilir. Yani oradaki süreç biraz daha uzayabilir. Onu da belirtmek isterim açıkçası. Çünkü e, orada çok net ifadeler, net isimler şu an itibariyle en azından benim aldığım bilgiler itibariyle yok. Belki zaman içerisinde olursa da paylaşırız. Kanat bölgesinde de yine Portekiz, Fransa bölgesinde özellikle Güney Amerika bölgesinde Trabzonspor'un ıı, arayışlarının olduğunu ifade etmekte fayda var. Sadece ıı, yerli oyuncu konusunda Trabzonspor'la birlikte birçok takım tabii ki 12 yabancı kurulu devreye gireceği için yerli oyuncu ıı, çeşitliliğini artırma noktasında hemen hemen aynı isimlere yöneliyor ve böyle de olunca fiyatlar tabii ki çok da yüksek seviyeye çıkıyor. Yerli oyuncu transferi o yüzden biraz daha uzayacak gibi gözüküyor ekonomik konulara gelecek olursak da Trabzonspor kulübünde oyunculara geri diye dönük ödemeler gerçekleştirildi ama özellikle kartal projesi konusunda Trabzonspor Kulübü son aşamaya geldi ve bu konuda çok yoğun bir temas var bakın kiralama işlemi tamamlandı bu bile çok önemli bir adımdı ama kiralama işleminden sonra burayı satın almak istiyor Trabzonspor. Bu tabi devlet pro, e, prosedürleri, protokolleri gereği biraz e, uzunca devam edebilecek bir süreç gibi gözüküyor. Onu da ifade etmekte fayda var. Bugün sanırım şu ifade etmekte fayda var kelimesini de biraz fazla kullandım gibi geldi bana. Bilmiyorum yorumlarda muhtemelen gelecektir. Ben bugünlük bu videonun sonuna geliyorum. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Selamlar, saygılar sunuyorum.